Merhaba arkadaşlar. Ben Profesör Doktor Aygın Hoca. İşletme Bölümü Bölüm Başkanıyım. Bugün sizlerle işletme bölümü hakkında kısa bir tanışma konuşması yapmayı planlıyorum. Öte yandan Hacettepe Üniversitesi'nde de rektör danışma olarak da idari bir görevim daha var. Değişimin başladığı yere hoş geldiniz. Türkiye'nin en köklü, en iyi üniversitelerinden birisi olan Hacettepe Üniversitesi'ndesiniz. 55 yıllık geçmişinizde eğitim, öğretim alanında, tıp, sağlık, fen, mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler alanlarında 130 programımızla, binlerce mezunumuzla eğitim, öğretim hayatının temel kilometre taşlarından birisi olarak sizlerle birlikteyiz. Özellikle üniversitelerin sıralandığı, uluslararası sıralamalarda, üst üste tüm yıllarda Hacettepe Üniversitesi ülkemize ilk sırada ya da ilk sıralarda yer almaktadır. Kendi içimizde ulusal sıralamalarda bu birinciliğimizi korumaktayız. Hacettepe Üniversitesi yapısı itibariyle tıp ağırlıklı bir üniversite olarak kurulmuş olmasına rağmen günümüzde sosyal beşeri bilimler alanında ve özellikle işletme alanında çok önemli başarılara imza atmıştır. Bugün işletme bölümü hakkında sizlerle biraz konuşmak istiyorum. Ancak ondan önce özellikle bir üniversitenin 3 temel fonksiyona da kısaca değinmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Üniversite temelde öğretim, araştırma ve topluma hizmet fonksiyonlarıyla faaliyet göstermektedir. Öğretim alanında işletme bölümünde işletmecilik disiplininin en modern yaklaşımları finanstan, muhasebeye, yönetimden, insan kaynaklarına, pazarlama, üretime kadar bölümümüzde kendi alanında uzman 33 hocamız tarafından en güncel müfredat kullanılarak öğretilmektedir. Ekibimizde yer alan arkadaşlarımız araştırma alanında da kendi alanlarında uluslararası arada söz sahibi akademisyenlerdir. Yine öğrencilerimiz aramızdaki ilişkiye baktığımızda bir abi kardeş ilişkimiz 4 sene boyunca devam etmektedir. Sadece lisans programına sınırlı kalmayan programlarımız 13 ayrı program olarak çeşitlenmiştir. Yüksek lisans doktora programlarımızla sadece işletme değil farklı disiplinlerden mezun arkadaşlarımıza da eğitim öğretim süreçlerimizle destek vermekteyiz. Kampüsümüz de Türkiye'nin en güzel kampüslerinden bir tanesi eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra yüzün üstündeki öğrenci topluluğumuzla kendinize müfredatınızın dışında da faaliyet alanları bulabileceğinize eminim. Bugün de işletme topluluğuyla bu çekimi yapmaktan ayrıca gurur duyuyorum. Kendi içimizden arkadaşlarımızın bizleri tanıtmaya destek vermesi anlamlı. En doğru tanıtım da zaten onlar yapacaklardır. Hacettepe'yi seçmenizi arzu ediyoruz. Hacettepe'yi seçerseniz mutlu olacağınıza, başarılı olacağınıza eminiz. Hepinize bu seçim sürecinde başarılar diliyorum. Sizleri aramızda görmekten mutlu olacağız. Sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Merhaba, hoş bulduk. Mehmet Soysal ben. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü Üretim Yönetimi Alabilim Dalı da görev yapıyorum. Aynı zamanda bölümümüzde bölüm başkan yardımcılığı görevini yürütmekteyim. Evet, ben doçent doktor Kazım Barış Atıcı. Ben de işletme bölüm başkan yardımcısıyım. Sayısal yöntemler alabilim dalında görev yapıyorum. Herkese hoş geldiniz diyorum. Hacettepe İşletme Bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimiz için bazı sorularımız var. Bu soruları sizlerden dinlemek istiyoruz. Öncelikle işletme bölümü öğretim programı hakkında bizlere bilgi verebilir misiniz? Bölümümüzde verilen işletme eğitimi %100 İngilizce. Dolayısıyla aramıza katılacak olan arkadaşların belirli bir İngilizce seviyesine sahip olması gerek. Genelde bir yıl süreli hazırlık eğitimi alıyor arkadaşlar. Bir yıllık hazırlık eğitimi sonrasında İngilizcelerini belirli seviyeye getirdiklerinde bölümümüze birinci sınıfa dahil oluyorlar. Bölümün eğitim dilinin İngilizce olması tabii farklı avantajlar sunuyor öğrencilerimize, mezunlarımıza. Tüm dünyadaki lisansüstü eğitim veren üniversitelere başvurma imkanı kazanıyorlar mezun olduktan sonra veya küresel firmalarda çalışma imkanı yakalıyorlar. Genel olarak bakacak olduğunuzda bölümümüzde ilk 2 sene işletme disipliniyle ilgili veya işletme disiplininde yer alan üretim, finans, pazarlama gibi alanlarda temel eğitimler alıyorlar. Sonrasında ilk 2 yılı tamamladıktan sonra 3. ve 4. yılda ilgi alanlarına göre geniş bir seçmeli ders havuzundan ders alma imkanına sahip oluyorlar. İlgi duydukları alanda dersler alarak kendini geliştirme imkanını elde ediyorlar.
ediyorlar. Bu alanlar neler diye bakacak olursak, pazarlama, üretim, finans, muhasebe, sayısal yöntemler gibi farklı işletme alt disiplinleri var. Bu alanlarda daha da uzmanlık kazanma ve ilerleme imkanına sahipler. Şahsi olarak bana gelen ve sorulardan biri, bunu üniversite yeni başlayacak öğrenciler çok merak ediyor. Şöyle bir kaygıları var. Ben öğretmenlerimle iletişim kuramayacak mıyım? Üniversitede zor mu oluyor bu? Ulaşabilirlik ne derecede oluyor? Bu konuyla ilgili akademisyenler ile öğrenciler arasındaki bağı bize anlatabilir misiniz? Size ulaşmaları kolay olur mu? Bu konu bizim iddialı olduğumuz bir konu bölüm olarak. Bir kere öğretim üye kadromuz çok geniş. Çok çeşitli alanlardan her ihtiyaca, programın her ihtiyacına hitap edecek hoca sayımız mevcut. Ama burada önemli olan sadece sayı değil tabii. Hocalarımızın arkadaş canlısı olması. Bu bizim sadece hani Hacettepe içerisinde değil, Türkiye'deki diğer bölümler arasında da iddialı olduğumuz bir konu. Bizim hocalarımız her konuda öğrenciye yardımcı olmak için ellerinden geleni yaparlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Adayların bunu bilmesi önemli çünkü çoğu zaman böyle bir kaygı olabiliyor, sorudan da anlaşılacağı üzere. Bu kaygıyı taşımamalarını tavsiye ederim eğer bizim bölümümüzü tercih edecek olurlarsa. Hocalarımız sadece bir akademik danışmanlık faaliyeti değil, onun dışında hayatla ilgili genel olarak öğrencileri yönlendiren bir tavra sahiptir. Çok arkadaş canlısı olduklarını söyleyebilirim. Ulaşmak kolaydır. Bizim bölümümüzde her zaman kapılar hep açıktır öğrencimize. Sadece lisans değil, yüksek lisans düzeyinde de bu konuyla ilgili çok olumlu dönüşler, geri dönüşler alıyoruz zaten. Zaten o yüzden bu rahatlıkla söyleyebiliyorum bunu. Sadece dediğim gibi akademik anlamda değil, geleceğe yönelik planlama yapmalarında da hocalarımızın çok yardımcı insanlar olduğunu söyleyebilirim. Zaten gelenler burada onu görüyor olacaklar. Biz öğrenciler de aynı şekilde bu memnuniyetle cevaplıyoruz ama sizden duymaları çok daha iç rahatlatıcı olur. Bir diğer sorum. İşletme bölümünün yüksek lisansı hakkında bizi öğrencileri bilgilendirebilir misiniz? Bizde lisans üstü eğitim olarak baktığımızda farklı disiplinlerde eğitim verilmekte. Bunlar yönetim organizasyon, muhasebe, finans, pazarlama, iş analitiği, üretim, işlemler yönetimi. Akademik kadromuz geniş olduğu için bu bahsi geçen farklı alanlarda öğrencilerimiz lisans üstü eğitim alma imkanına sahip oluyorlar. Sadece bölümümüzde değil, aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinde Hacettepe Üniversitesi lisans derecesini aldıktan sonra da lisans üstü eğitimi hakkı rahatlıkla kazanabilmekte öğrencilerimiz. Bu programlar ikişer yıllık programlar. Birinci yılda ilgili alanla alakalı dersler alınmakta. Sonrasında da takibinde bir tez yazım süreci söz konusu. İlgi duydukları konularda akademik danışman desteğiyle birlikte araştırma yapma imkanına sahip oluyorlar. Sonrasında bu programlardan mezun olduktan sonra akademik olarak kariyerlerine devam eden veya özel şirketlerde veya kamuda üzerinde durdukları, uzmanlaştıkları konularda devam eden öğrencilerimiz bulunmakta. Bu detaylı bilgilendirmeniz için teşekkür ederiz. Yeni gelecek öğrencilerin bir başka merak ettiği konu da öğrenci toplulukları. Okulun öğrencilerin aktif rol aldığı Hacettepe İşletme Topluluğu gibi oluşumları ne derecede yararlı bulmaktasınız? Topluluklar hakkındaki görüşlerinizi dinleyebilir miyiz? Evet, bizim işletme topluluğu, HİT diye kısaltılan Hacettepe İşletme Topluluğu, üniversitemizin en aktif topluluklarından biri. Biz bölüm hocaları olarak yani hepsiyle teker teker şimdiye kadar emek verenler ve şu anda emek vermekte olanlar hepsiyle gurur duyuyoruz açıkçası. Çok aktif bir topluluk, belli yıllara yayılmış, sabit bir şekilde her yıl sürdürülen geleneksel etkinlikleri var. Bu etkinliklerle öğrencilerimize dersler haricinde bir katkıda bulunuyorlar. Açıkçası bir ekstra bir şey gibi düşünebiliriz bunu, ekstra bir katkı olarak düşünebiliriz akademik hayata. Çünkü sektörden insanlarla olsun, işte iş dünyasında başarı elde etmiş insanlarla olsun yapılan toplantılar, etkinlikler, geziler, bunlar gerçekten öğrencimize bir şeyler katıyor. Onun haricinde topluluk faaliyetlerinde bulunmak bir öğrenciye çok şeyler katar. İlerisi için. Ben hani işletme topluluğunun danışmanı olarak da gözlemlediğim bir şey bu. Toplulukta aktif olarak
faaliyet gösterenlerin genelde çok iyi yerlere geldiğini gözlemliyorum. Çünkü bağımız hiç kopmuyor. Sosyal olarak da bir bağ kurmuş oluyoruz. Sosyal medyada hepsini görüyorum ve yani hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz tabii gördüğümüz başarılar sayesinde. Onun da genelde biraz şeyden etkilendiğini düşünüyorum. Toplulukta yer alıyor olmaktan. Çünkü topluluk faaliyetleri sürdürürken elde ettikleri bağlantılar onlara mezun olduktan sonra belli kapıları açabiliyor oluyor. Hem de ayrıca grup halinde hareket etme, yani bir grup dinamiğine dahil olma, işte sosyalleşme gibi olumlu etkileri de var. Yani toplulukta yer alsın, yer almasın öğrencilerimiz için HİT çok büyük bir kazanımdır. Ve gene söyleyeceğim, burada da iddialıyız. Ön plana çıkan bir topluluktur. Üniversite çapında en aktif topluluklarımızdan bir tanesidir. Ve çok özerktir. Kendi ayakları üstünde durabiliyor öğrencilerimiz o HİT'te görev alan. O yüzden de hepsiyle ayrı ayrı gurur duyuyoruz. Ben de yeni katılacak arkadaşlar varsa bölümümüze onların topluluk faaliyetlerinde mutlaka yer almasını tavsiye ederim. Ben burada topluluğum adına çok teşekkür ediyorum güzel düşünceleriniz için. Çok onure olduk. Bizim sorularımız, merak ettiklerimiz bu kadar. Eğer sizin eklemek istedikleriniz varsa dinlemek isteriz yeni gelen öğrencilerimiz için. Şöyle bir şey ekleyeyim. Yani biz baştan zaten Mehmet hocamız da söyledi. İşletme eğitimini İngilizce alıyor olmak bir kere bir avantaj. Bunu akıllarından çıkarmasınlar. Az sayıda İngilizce, %100 İngilizce eğitim veren işletme bölümü var. Bu alana gönül verdiyseniz mutlaka bu tip bölümlerden, uluslararasılaşma açısından söylüyorum bunu, bu tip bölümlerden eğitim almanızı tavsiye ederim. Ve bizim bölümümüz de bunlar için de Türkiye'de gerçekten kendini ispatlamış bir bölümdür. Bunu zaten şuradan anlayabiliriz. Yüksek lisanslarımız olan talepten anlıyoruz daha çok. Ankara'nın, belki de Türkiye'nin en çok rağbet gören yüksek lisans programları, tezli ya da tezsiz olsun, bölümümüzde verilmekte. Dolayısıyla lisansta yer alamayanlar daha sonra burada yüksek lisans yapmak için sıraya giriyorlar diyebilirim. O da bölümümüzün aslında ne kadar rağbet gören bir yapısı olduğunu sizlere anlatıyor olabilir. Evet, ben de şunu ekleyebilirim. Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümünün öğretim üyesi kadrosunun zengin olması lisans eğitiminde de, lisans müfredatının da zenginleşmesine imkan tanıyor. Öğrencilerin özellikle 3. ve 4. sınıflarda bu ilgi duydukları alanlara yönelebilme imkanları bence oldukça kıymetli. Tek düze bir müfredat yok. Öğrencilerimiz müfredatlarını kendileri şekillendirebiliyorlar. Kariyerlerini hangi alanda yönlendirmek istiyorlarsa o alana yönelik dersler alarak daha da uzmanlaşma imkanına sahipler. Malum işletme eğitimi oldukça geniş bir alanı kapsamakta. Hani üretimden tutun da pazarlamaya kadar oldukça geniş bir yelpaze söz konusu. Dolayısıyla daha lisans eğitimi içerisinde öğrencilerin bir alana kanalize olabilme imkanları bence oldukça kıymetli, değerli. Diğer üniversitelerden, diğer işletme eğitim veren üniversitelerden bence bizi ayıran önemli özelliklerden biri de bence bu. Bunu ekleyebiliriz. Başka neyi ekleyebiliriz? Hepinizi bekliyoruz. Merhabalar, öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bize kendinizi tanıtabilir misiniz? İsmim Eren Miski Aydın. 1996 yılından beri Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümündeyim. Son 12-13 yıldır da bölümümüzün Erasmus Koordinatörlüğü görevini yürütmekteyim. Teşekkür ederiz. Okulumuza yeni gelecek öğrenciler, özellikle işletme bölümünü tercih edecek öğrencilerin merak ettiği bir konu var. İşletme bölümünün yurt dışı olanakları hakkında bize neler anlatabilirsiniz? Öncelikle en güçlü yanımızdan başlamalıyım. Zaten de Erasmus koordinatörü olduğumu belirtmiştim. Erasmus bizim güçlü olduğumuz bir alan. Üniversitemizin de öyle önem verdiği bir konu. Aynı zamanda bölümümüzün de. Bilmeyen arkadaşlarım için kısacık ne olduğundan bahsedeyim isterseniz. Avrupa Birliği destekli bir program. Milyonlarca öğrencinin Avrupa içinde ve Avrupa dışında da bazı ülkeler eklendi. Mobilitesini sağlayan eğitim, öğretim, öğrenim, staj ve gönüllülük esasıyla katıldıkları projeler üzerinden
kendilerine bir anlamda geliştirebildikleri olağanüstü bir program olduğunu söyleyebilirim. Anlaşmalı olduğunuz üniversitelerle öğrenci değişimi kısaca. İçlerinde Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, İspanya, İtalya, Hırvatistan, Slovenya, Polonya'nın da olduğu toplam 11 ülkeyle ve oradaki çeşitli üniversitelerle anlaşmalarımız var. Hangi üniversiteler olduğunu öğrenmek isteyen arkadaşlarım rahatlıkla bu bilgiye üniversitemizin Avrupa Birliği ofisinin web sayfasından, ikili anlaşmalar veri tabanından ya da işletme bölümünün web sayfasından ulaşabilirler. Gerçekten Erasmus önemli. Erasmus bir tek giden öğrencinin akademik olarak kendisini geliştirme imkanı sağladığı için değil ama sosyal ve kültürel bir değişimden geçebilme fırsatını sağladığı için çok önemli. Biz de bölüm olarak, işletme bölümü olarak çok önemsiyoruz öğrencilerimizin Erasmus'a gitmelerini destekliyoruz. Birinci sınıf itibariyle bu konuda onları bilgilendiriyoruz. Dediğim gibi istedikleri zaman hepimizin kapısı açık ama ben tabii ki koordinatör olduğum için her zaman seve seve gelip bana daha detaylı sorular sorabilirler. Memnuniyetle hepsine cevap veririm. 12-13 yıllık deneyimimle ben kendim bir iki şeyden bahsetmek istiyorum. Üniversitemiz için de Erasmus'un çok önemli olduğunu söyledim. Ama üniversitemizin içinde de bu işteki en aktif rol alan bölüm çok uzun yıllardır bizdik. Şimdi fakültemizdeki diğer bazı bölümler de bizler kadar bu konuda aktif olmaya başladılar. O yüzden çok uzun yıllar en çok öğrenci yollayan, en çok da öğrenci kabul eden bölümdük. Hala öğrencilerimiz gerçekten çok ilgi duyuyorlar Erasmus'a gitmek için. Erasmus ne gibi farklar yaratıyor? Benim gözlemlediğim şu, Erasmus'a gidip gelen öğrenci, demin de belirttiğim gibi evet akademik olarak bir değişim geçiriyor ama en önemlisi gittiği o ülkede o yeni kültür, bunu tanıma, orada yaşama, başka kültürlerden gelen insanlarla birlikte olma deneyimi sonucunda gerçekten daha hoşgörülü olmayı öğreniyor. Daha olgunlaşıyor, kendisine güveni artıyor, farkındalığı artıyor. Bu gerçekten çok kıymetli, çok önemli. Hepinizin de bildiği gibi dünya çok büyük bir hızla değişiyor. Özellikle bu pandemide bunu hepimiz çok daha iyi hissettik. Artık koca bir global dünyanın içinde herkesin bu hareketliliği, dolayısıyla yeni kültürleri tanıyabilmek, bu değişimlere adapte olabilmek, hoşgörülü bakabilmek son derece önemli. O yüzden de bizim öğrencilerimizin Erasmus deneyimi edinmeleri gerçekten çok desteklediğimiz, istediğimiz bir şey. Şiddetle bütün arkadaşlarımıza bunu tavsiye ettiğimizi söyleyebilirim. Değerli düşünceleriniz ve bizi bilgilendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kendinize iyi bakın. Hoş geldiniz. Bize biraz kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ben başlayayım. Ben Çağla Sugazioğlu, Hacettepe İşletme Topluluğu Sosyal Aktiviteler Komitesi Direktörüyüm. Aynı zamanda işletme 3. sınıf öğrencisiyim. Ben de kendimi tanıtayım. Benim de ismim Çağrı Yazıcı, Hacettepe Üniversitesi İşletme Topluluğu Başkan Yardımcısıyım. Birkaç sorum var. Şimdi size onları yönlendireceğim. Ankara'da olmak staj ve iş imkanları açısından İstanbul'da olan birine göre dezavantajlı mıdır? Bunu iki şekilde değerlendirebiliriz. Ben devlet açısından değerlendireyim. Ankara başkenti olduğu için çoğu devlet kurumunun merkezi Ankara'da, çoğu değil hepsinin Ankara'da. Bu yüzden devletteki staj imkanları çok yüksek. Merkez Bankası'ndan tutun devlet bankalarına, devlet kurumlarına. Aselsan gibi devlet destekli kurumlarda da staj imkanımız olduğu için bu açıdan çok avantajlı. Özel şirketler için de şöyle zaten hani özel şirketlerin Ankara'da veya İstanbul'da olması çok fark etmiyor. Tamamen sizin kovalayıp stajı kapmanız gerekiyor. O yüzden bence Ankara'da bulunmak konuda çok bir dezavantaj yaratmıyor. Tamamen bizde biten bir şey.
Teşekkür ederiz bu detaylı açıklamalarınız için. Bir sonraki soruma geçiyorum. Ülkemizde çok fazla işletme mezunu bulunuyor. Çok fazla mezun ve işsiz olması bizleri nasıl etkiler? Aralarından nasıl sıyrılabiliriz? Şöyle söyleyebilirim bunu da. Mesela işte topluluklarla uğraşırsanız veya okulda daha fazla aktif olursanız, sürekli bir şeylerin peşinden koşarsanız kendinizi geliştiriyorsunuz. Ya bu bence her bölümde öyle. Sadece işletme veya İBF özelinde de değil. Sürekli kendimiz bir şeyler çabalayıp kendimiz peşinde koşarsak kendimizi sıyırabiliriz diye düşünüyorum ileride mezun olduğumuzda. Ben de burada birkaç tane etken olduğunu düşünüyorum. Bir, yabancı dil diyebiliriz. Okulumuz İngilizce eğitim veriyor işletme bölümünde. Bu mesela çok büyük bir artı bence. Onun dışında bunun yanına bir dil daha kattığınızda bu da ayrı bir artı oluyor. Onun dışında sertifikalı kurslar, bu tarz şeylere de yöneldiğinizde aslında o alttaki sıralardan sıyrılıp üst basamaklara tırmandığınızı zaten görüyorsunuz. Bence bu yüzden Hacettepe bunları sunan bir okul ve imkanlarından faydalanabilecek bir okul. Anladığım kadarıyla sadece derse girip çıkıp olacak bir iş değil diyorsunuz. Bir tık daha hem sosyal olarak hem de farklı yönlerden kendimizi geliştirmemiz kesinlikle lazım. Kesinlikle öyle. Teşekkür ederiz. İngilizce eğitim dilleri de bizlere ne gibi artılar olacaktır? Ben 2 yıl hazırlık okumuş biri olarak söz hakkını kendime almak istiyorum müsaadenle. İngilizce eğitimin çok büyük artıları oluyor ama okuyup anlayabilirseniz, ben 2 yıl hazırlık okudum. Bu arada hazırlık 1 yıl bizim okulda. Hazırlık aslında zor değil, İngilizce zor bence. Ama bir yerden sonra bölümde de dersleri göre göre artık alışıyorsunuz İngilizce ve hayatınızın bir yaşam şekli haline geliyor. Çünkü çok fazla maruz kalıyorsunuz. Artılarını söylemek gerekirse, bir staj başvurusu yaptığınız zaman, mesela topluluğumuzda da staj provaları oluyor büyük şirketlerle. Bunlarda mesela İngilizce eğitim gördükleri zaman hemen bir artı olduğunu her zaman bize söylüyorlar. Devlet kurumlarında bile birçok artısı oluyor. Akademisyen olmak istediğimiz zaman zaten bir YDS şartı var. Bu yüzden yabancı dille eğitim almamız bize çok şey katıyor. Ben bunları söyleyebilirim. Ya ben de Çağrı'ya ek olarak şunu söyleyebilirim. Ben de sadece yarım dönem hazırlık okudum ama ona rağmen bölüme geçtikten sonra zorlandım. Çünkü her zaman akademik İngilizcemizi, bölüm İngilizcemizi, o kelimeleri daha fazla öğrenmemiz ve daha fazla geliştirmemiz gerekiyor. Ama tabii ki İngilizce okumak çok büyük bir artı. Sizleri ben de çok iyi anlıyorum. Ben de 2 yıl hazırlık okumuş biri olarak, özellikle Hacettepe'de okumayan biri olarak çok iyi anlıyorum. Burada önemli olan biraz da aslında hazırlık okudum bitti değil, sonrasında da hayatınızın içine almak. Yani dizilerde, günlük hayatta, akademik ayrı bir şey, günlük dil ayrı bir şey. İlgilenmek gerekiyor ve sevmek gerekiyor kesinlikle. Böyle Hacettepe'den düşünüyorum. Hacettepe'den okumuyorken derken bu Hacettepe, Bilkent Terk Hacettepe'li. Yani bu detayı da düşmek isteriz. Terk de demeyelim de. Tercih diyelim. Hazırlık eğitimi bölüm için yeterli mi? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Açık söylemek gerekirse hazırlık eğitimi bence yeterli değil. Yani şöyle yeterli değil. Yine bizde bitiyor iş. Biz üstüne koymak istersek okey yeterli bence, ama biz eğer sadece hazırlıkta öğrendiğimizde kalırsak bölüm için yeterli gelmiyor bence. Çünkü %100 İngilizce bir bölüm, kesinlikle daha fazlası lazım. Burada işin içine aslında gelen öğrencinin altyapısı da giriyor. Kesinlikle. Değil mi? De nasıl bir İngilizce aldığımız falan çok etkili. Evet, benim zaten genel problemim buydu. Evet, yani sıfırdan başladığımız için o bitik bizi zorladı. Hacettepe İşletme bölümünde öğretmen-öğrenci ilişkisi nasıl? Öğrenciler olarak kolayca ulaşabiliyor musunuz? Ben burada söze girmek istiyorum. Ben topluluğun bize sunduğu bazı imkanlardan bahsedeyim bu konuda. Mesela bizim topluluğumuzun danışman hocası var. Barış Hoca ve Miraç Hoca ikisi beraber yürütüyor ama asıl Barış Hoca. Mesela onlarla bizim iletişimimiz var. Bundan dolayı yani okuldaki çoğu hoca, yani her hoca bizi tanıyor neredeyse. Bu da bize topluluğun sağladığı bir network aslında bakmak gerekirse. Ama normal hani topluluk herkesin hayatında olmadığı için bir de çağla değerlendirebilir. Aynen öyle. Ya ben de yine topluluk açısından tabii ister istemez bakıyorum olaya. Çünkü bölümdeki hocalar ister istemez hani bir iletişimimiz oluyor. İyi bir iletişimimiz oluyor. Bizi tanıyorlar hani falan. Ama onun dışında ben mesela toplulukta değilken de hani hocaları tanıyordum. Onlar da hani isterseniz yanlarına çıkıp siz de onlarla konuşmak isterseniz güzel bir ilişkiniz oluyor yani. Hocalarımız gayet iyiler. Hazırlıkla ilgili de söyleyebilirim yeni gelecek arkadaşlara. Hazırlıktaki hocalar da genelde böyle çok samimi ve sempatik oluyor. Ulaşılması çok kolay ve haftanın 3 veya 4 günü hani onlarla beraber vakit geçiriyorsunuz. O yüzden çok da yakınlaşıyorsunuz. O yüzden orada da ulaşılabilirlik çok kolay oluyor. Bunu da söyleyebilirim. Peki, şimdiki sorum yeni gelecek öğrenciler için aydınlatılacak bir soru. Onlar işletme bölümüyle ilgili.
İşletme bölümü dersleri sözel mi yoksa sayısal ağırlıklı mı? Şöyle söyleyeyim ben bunu. Bence kesinlikle özellikle birinci sınıftayken sayısal ağırlıklı dersler alıyoruz. Zaten hani daha fazla matematik ağırlıklı. Çünkü bu bir giriş oluyor aslında. Hani üçüncü sınıfta ve dördüncü sınıfta bizim derslerimiz seçmeli oluyor hepsi. Ve kendimiz istediğimiz alana yöneliyoruz. Ama o zamana kadar biraz daha sayısal ağırlıklı dersler görüyoruz açıkçası. Ben ikinci sınıfa geçtiğim için şunu söyleyebilirim. Evet, bir de gerçekten çok sayısal ağırlıklı. Dediği gibi özellikle 3 ve 4'te imkanlar tamamen sizin elinizde. Ama bize en benzeyen bölümlerden biri iktisat olduğu için kıyaslamak gerekirse iktisata göre çok daha minimalize edilmiş diyebiliriz bence. Ben de bir iktisat öğrencisi olarak şunu söyleyebilirim. Zaten İBF bölümlerinin çoğunda ilk yılda ortak dersler alınıyor gibi aynen bir şey öyle, yani aynen. Matematik, hukuk, işletme, muhasebe gibi. Ve zaten hatta birbirimize de yardımcı olduğumuz noktalar evet, çok oldu. Evet. Ortak derslerimiz oluyor. Aynen. Tabii. İşletme bölümünü okumanın en iyi yanları nelerdir? Bu bölümü okumanın bence birçok olumlu yanı var. Bunlardan birine şunu sayabilirim. Hacettepe'nin sunduğu imkanlardan başlamak gerekirse Hacettepe International uluslararası alanda da çok geniş bir network'e sahip. Birçok Erasmus imkanı sunuyor. Özellikle işletme bölümünün çok fazla kontenjanımız var. Yolladığı hatta ya bir ya ikinci bölüm olması lazım. Aynen, hani öyle. Başta ilk üçteyiz yani bu konuda. Bölümümüz hani %100 İngilizce olduğu için hani diliniz de elinizde oluyor. İşletmenin bize böyle bir avantajı da var. Bir de şunu ekleyebilirim, sözünü kestim. Hiç işletme çok geniş bir iş alanına sahip. Departmanlardan tutun, devlet, özel, akademisyenlik, hani tüm alanlarda geniş bir ağa sahip. Siz kendinizi geliştirdikten sonra iş bulamama gibi bir imkanınız yok Hacettepe'den çıkıp. Bunu söyleyebilirim. Şimdi soracağım soruyu ben şahsi olarak da merak ediyorum. İşletme okumak için hangi özelliklere sahip olmalıyız? Ya da bu bölüme başladıktan sonra kendinize özellik olarak, kişilik özelliği olarak geliştirdiğiniz noktalar var mı? Örnek verebileceğiniz şeyler var mı spesifik olarak? İşletme okumak için bence en önemli şeylerden birisi hitabet. Hitabetiniz ne kadar iyi olursa, bu konuda ne kadar başarılı olursanız bu alanda o kadar daha başarılı olabilirsiniz. Çünkü birçok mülakata giriyorsunuz. Okulda bunun dersi de olduğunu hatırlıyorum üst sınıflarda. Topluluklarda bunun simülasyonlarını yapan şirketlerle beraber bunun simülasyonlarını da yapıyorsunuz. Ve bu da size birçok şey katıyor. Bu yüzden hitabet ve donanımlı olmak. Ben girdiğimde hitabetim çok iyi değildi. Belki şu an hala gelişmesi gerekiyordur. Ama bana çok şey kattığını düşünüyorum bu konuda. Ben de bunu ek olarak kesinlikle insan ilişkilerinin kuvvetli olması gerektiğini düşünüyorum işletme bölümü okuyan bir insanın. Çünkü ileride yüksek ihtimalle yapacağımız işte de sürekli insanlarla iletişimde olacağımız için bence bu olmalı. Ben de mesela bölüme ilk girdiğimde belki bu kadar kuvvetli değildi insan ilişkilerim ama toplulukla da uğraştıktan sonra biraz daha kuvvetlendirdiğimi düşünüyorum. Burada şunu söyleyebilirim. Bence kişi kendini pazarlamayı da bilmeli ve bunu okulda gerçekten öğreniyorsunuz. Ayrıyeten Hacettepe gerçekten sanatsal, kültürel, akademik olarak size çok şey katacak bir okul olduğunu düşünüyorum. İşletmede de bunun karşılığını alabileceğinizi düşünüyorum. Peki, topluluğumuz dediniz, işletme topluluğu dediniz. İşletme topluluğuna sadece işletme öğrencileri mi katılabiliyor? Hayır. Bu konuya ben cevap verebilir miyim? Lütfen. Bu konuda benim teammate'lerim, takım arkadaşlarım, birisi iktisat okuyordu ve birisi Hacettepe tıptaydı. Doktorumuz bile vardı yani. Evet ve yönetim kuruluydu. Hani aktif üyeler her bölümden olabiliyor, yönetim kurulu her bölümden olabiliyor. Geçen sene protokolümüzde bile farklı bölümden arkadaşlarımız vardı. Bu yüzden renkli ve çok geniş bir kitleye ulaşabiliyoruz. Ya artı olarak zaten hani tamam bizim genelde hani işletme iktisat alanında etkinliklerimiz olsa da onun haricinde de bütün okula, bütün öğrencilere hitap eden şeyler de düzenliyoruz tabii ki de. Çağla bir sosyum olarak bu konuda tabii ki güzel partilerimizi de eklemeden geçemeyeceğim. Bekliyoruz. Ayrıca dediği gibi etkinliklerimiz de sadece kariyer üzerinden olmuyor. Aynen öyle. Mega etkinlikler de yaptık. Belki de Hacettepe'nin en büyük etkinliklerinden biri olan Cem Yılmaz etkinliğini yaptık. Bu tarz ünlü kişileri de ağırladığımız etkinliklerimiz oluyor. Okul tercihi mi yaptınız yoksa bölüm tercihi mi? Ben okul tercihi yaptım açıkçası. Ben Hacettepe istiyordum çünkü ve hani İBF olacaktı zaten. Öyle bakıyordum o işe. Memnunum. Bölüm tercihimi okul tercihinden daha çok ben Ankara'yı tercih ettim. Ben Ankara'yı çok seviyorum. Yani en sevdiğim şehir Ankara benim.
Bunda galiba Anıtkabir'in burada olmasından büyük bir etkisi var. Onun dışında da Hacettepe'nin gerçekten çok büyük bir ağ sahibi olduğunu, network'e sahip olduğunu, sosyal, kültürel alanda çok iyi olduğunu burada okuyan arkadaşlarımdan öğrendiğim için de Hacettepe'yi tercih etmemde okul tercihi de yaptım diyebiliriz. İşletme de zaten çok eskiden beri istediğim bir bölümdü. Teşekkür ederiz. Bu soruda şehir dışından gelecekler için aslında onlara yardımcı olabileceğimizi düşünüyorum. Hacettepe'de yurt imkanları nasıl? Şöyle söyleyebilirim buna. Ben Ankara'da yaşadığım için zaten hiç böyle yurtlarla fazla ilgilenmedim. Ama yurtta kalan arkadaşlarım da olduğu için biliyorum. Bizim okulda devlet yurtları da var, özel yurtlar da var. Onun haricinde bir de öğrenci evleri var. Bunlar da yine özel olarak geçiyor ama okula bağlı sanırım. Yani imkanları yüksek yurt açısından okulumuzun. Tamam. Ben buna ek olarak şunu söyleyebilirim. Ayrıyeten öğrenci evine çıkmayı düşünen arkadaşlar için de şunu söyleyebilirim. Ulaşım olarak Ankara'daki tüm okullar şehire çok uzak. Bizim Sığya kampüsümüz ve tıp fakülteleri dışında. Ama ulaşım kolay, direkt metro hattının üstünde ve ayrıyeten hem ücretli hem ücretsiz miktar 5-10 dakikada bir, hatta bazen dakikada bir şekilde okula sürekli gidip geliyor. Bu yüzden ulaşım imkanı da kolay. Yani eğer düşünenler olursa bunun da bilgisini vermek isterim. Peki ders dedik, topluluk dedik, kariyer dedik. Bunların dışında Hacettepe Üniversitesi'nde sosyal yaşam nasıl? Sosyal yaşam hakkında ben şunları söyleyebilirim. Biz kampüste çok eğleniyoruz. Vakit geçiriyoruz. Çok biz eğleniyoruz. Aslında çok yakın arkadaşız da. Bu yüzden kampüste BAM'dan başlayabilirim. BAM her gün uğrayıp kahve içtiğimiz, çay içtiğimiz bir yaşam alanı bizim için. Onun dışında konservatuarlarda, kongre merkezinde, topluluğumuzun etkinlikleri, başka okulun yaptığı etkinlikler, kariyer fuarı, kristal geyik gibi kültürel, sanatsal şeyler de oluyor bunların, kariyer amaçlı olanların yanında. Ben de şunu söyleyebilirim okulumuz ve kampüsümüz hakkında. Bizim gerçekten kampüsümüz aslında bir şehir gibi. Yani özellikle kampüsün içinde kalıyorsanız mesela, çok acil bir işiniz çıkmadıkça kampüsün içinden çıkmadan bütün işlerinizi halledebilirsiniz. Terzi var, işte atıyorum kuaför var, alışveriş yapmanız için marketler var, oturmanız için kahveciler var. Eczane var. Aynen, her şey var. Yani sosyal yaşam gerçekten size iyi bir sosyal yaşam sunuyor kampüsümüz. Aa, benim ekleyebileceğim bir de kütüphanemiz var. Kütüphanemiz hatta o kadar büyük ki içinde duş. 24 saat açık zaten. 24 saat. Güzel dönemlerinde biz kalıyoruz orada. Açık, evet. Çalışma alanları, özel çalışma odaları, tek kişilik odalar ve duş imkanı bile var yani. Hani bu derece üst düzey bir kütüphanemiz var. Doğru söylemek gerekirse. Ben oldukça ikna oldum şu an. Sosyal yaşam beni gayet tatmin etti şu an. Sizi de kazandıysak. Peki, benim sorularım bu kadardı. Ek olarak sizin eklemek istediğiniz başka şeyler var mı? Şunu söyleyebilirim ben Hacettepe'ye gelmeyi düşünen arkadaşlara. Gelin, kesinlikle çok güzel bir okul, çok güzel bir bölüm. İşletme de öyle. Bekliyoruz. Şu anda sanırım okula gelebiliyorsunuz gelip görmek için. Kampüsümüz de dediğimiz gibi çok büyük ve geniş, yemyeşil bir kampüsümüz var. Bu yüzden bekliyoruz size. Eğitim olarak, akademik olarak da biz en iyiler arasında olduğumuzu düşünüyoruz. Ki öyleyiz zaten. O yüzden sizi bekliyoruz. Pişman olmayacağımızı düşünüyoruz. Dilerim dilekleriniz gerçekleşir. O zaman daha ileriye en iyiye diyelim mi? Daha ileriye. En iyiye. Çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.